Sakarya Kınalılar Sosyal Yardımlaşma, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adem Köse ile birlikteyiz. Sayın Başkan, tabii 3. yıla giriyor şölen. Aslında 4. yıl, fakat pandemi sürecinden bir sene es verildi ve bugün 3.sü düzenlenen bir şenlikteyiz, şölendeyiz ve inanılmaz yoğun bir ilgi var. Harika standlar var. Biz de zaman zaman çekimler yapıyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım Sayın Başkanım. Öncelikle hoş geldiniz etkinliğimize. Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Kınalı Kültür Şenliği, Özcan Bey'in de söylediği gibi araya pandemi girmesinden dolayı normalde dördüncüsü olması gerekiyordu ama biz bunu artık geleneksel hale getirmeyi başardık Kınalılar Derneği olarak. Bizim burada derneğimizin ilk açılış gününden itibaren amaçlarımızdan en önemlisi birlik ve beraberliği sağlamaktı. Ben buradaki ortamı görüyorum ki hani o birlik ve beraberliği sağladık. Bunları daha da güçlendireceğiz. Üzerine her sene koyarak daha da güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Şimdi Sayın Başkan, ben de tabii ilk andan itibaren bu olaya şahit olan birisi olarak her geçen gün derneğin çalışmalarının sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirerek, ki buraya parantez içerisinde özellikle vurgulamak istiyorum. Pandemide belki şölen yapılmadı ama dernek durmadı ve çok ciddi çalışmalara imza attınız. Özellikle sosyal çalışmalar noktasında birçok kişiye el uzattınız. Bu manada da ben sizi Sakarya TV olarak tebrik ediyorum. Ve son olarak da şunu hatırlatmak istiyorum. Yoğunsunuz biliyorum Sayın Başkan, eksik olmayın. Değerli vaktinizi ayırıyorsunuz bize, ama normalde az önce Akarsanlar turizmle alakalı sevgili kardeşimizle de bir röportaj yaptık ve derneğin özellikle o bölgeye, Balkanlara doğru bir tur yapmayı bir planladıklarını söyledi. Bu güzel bir şey. Bununla ilgili düşüncelerinizi alalım efendim. Akarsanlar Turizm sağ olsunlar bizim bu konularda hem hemşehrilerimiz hem de standlarımızda yer aldı. Hemşehrilerimiz de yoğun katılım gösterdiği bir firma. Özellikle tur konularında. Ben bugün bunun sürprizini aslında sahnede verecektim ama buradan paylaşmış olayım. Hemşehrilerimize köyümüzle alakalı, Balkanlarla alakalı bir tur düzenlemeyi düşünüyoruz. Yani bizim memleketimizi gören babalarımız, atalarımız var ama bizler görmedik. O taraflara gitmiş olmamıza rağmen köyümüzle alakalı herhangi bir çalışmada bulunamadık. Ve bunun gerçekten üzüntüsü içerisindeyiz. Biz köyümüze gidip, köyümüzü ziyaret edip, oradaki eksiklikleri, orada atalarımızın topraklarını, atalarımızın geleneklerini, göreneklerini ve orada hala yaşamını sürdüren hanelerimizi hem ziyaret etmek istiyoruz hem de memleketimizi görmek istiyoruz. Bununla alakalı da en yakın zamanda bir tur programı düzenleyip inşallah o topraklara ayak basacağız. Seni tanıyalım. Adım Miray, soyadım Çavuşoğlu. Sakarya'dayım, burada oturuyorum. Bu hani önceden büyüklerimizin giydiği bir kıyafet. Hani çok eskilerden gelen bir kıyafet. Bizim için de hani çok önemlidir. Düğünlerimizde olsun, kınalarımızda olsun giyeriz yani. Evet, tebrik ediyoruz. Çok da yakışmış. Çok da güzel taşıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz.